Efendim iyi akşamlar. Ne de çabuk geçiyor zaman dedirten dönem. Şubat'ın ilk haftasını da geride bırakıyoruz 2022 yılında. Yani yaklaşık büyüteç programlarında yeni yıl, yeni yılın girişi, ona ilişkin verileri vesaireyi bekleyeceğimizi ifade etmiştik. İşte onlar da birer ikişer gelmeye başladı. Bugün gündemde enflasyon var, dış ticaret verileri var ve değerli Hakan Topkurulu ile bunların analizini gerçekleştireceğiz. Son birkaç haftadır artan periyotta Hakan Topkurulu'nun çok açık ve net uyarısı özellikle yeni yıl gelmeden enerji konusunda olmuştu. Yeni yıl geldiği andan itibaren de gıda güvenliğimizin tehdit altında olduğunu, yani bu plansızlıktan kaynaklanan bir boyutu aktarmıştı. Hafta içi buna ilişkin işte Tarım Bakanı'na Ulusal Kanal muhabiri İzmir Haber Müdürü Ufuk Akkaya katıldı. İzmir'deki toplantıda sordu çiftçinin borç ertelemesi vesaire. Böyle bir şey planımızda yok dedi. Bu nasıl plan tabii olarak da bir değerlendirme karşımıza çıktı. Bütün bunlar ne anlam ifade ediyor? Onu değerlendirmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi yeni yılın verileri açıkçası pek iç açıcı gelmedi. Bugün daha doğrusu dün enflasyon rakamları enerjide patlayan bir performans gösterdi. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki süreçte demek ki zamlar devam edecek. Yani bu maliyet sürerse enerjide o sıkıntılı hattı maalesef yaşamak durumunda kalmaya devam edeceğiz. Tabii iç ve dış politika ekonomiden bağımsız düşünülemiyor. Türkiye'nin diken üstünde izledik işte Ukrayna temaslarını. Acaba ne olduğunu olacak? Yani diken üstündeki de kasıt şu. Neticede bir Amerikan müdahalesi ve orada bir NATO'nun bölge ülkelerini hedef aldığı bir açı söz konusu. Bunun ekonomik tarafı da yarın öbür gün gündeme gelir. Dolayısıyla Türkiye dış politikada duruşunda problem yaratırsa acaba o hat nasıl yansır ya da yansımaz? Bütün bunlar birer soru işareti ve Hakan Topkurulu da stüdyomuzda. Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı, ekopolitika.com Genel Yayın Yönetmeni, deneyimli bankacı ve ekonomist Hakan Topkurulu. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhaba Sayın Karadeniz. Böyle bir çırpıda özetlemeye çalıştım ama yani en sıcak gündem başlıkları böyle biraz akıyor. Ama benim en şaşırdığım, itiraf edeyim. Hani işte enflasyon rakamları siz grafiklerle de ne anlattığını ifade edeceksiniz. Gerçi şu arada şeyi unuttum. Bir TÜİK başkanı değişikliğimiz oldu ve uzun süre sonra ilk kez veriler nasıl diyeyim daha bir güven verdi. Yani daha bir sahayı yansıttı. Yani hala daha problemli olan yer olabilir ama bilmiyorum o değişiklik ondan mıydı? Bizim çünkü hep temel tezimiz ya da sizin yaptığınız yorumlarda biz verileri doğru göreceğiz. Sorun nerede onu bir anlayacağız ki çözümleri de ona göre anlatalım. Bir iddiamız ya da bir çözüm politikamız vardı. En azından o açının bir tarafında bir nesnel sahayı nispeten gören, özetleyen bir tablo karşımıza çıktı uzun süre sonra enflasyona ilişkin. Bütün bunları değerlendirdiğimizde tabii enerji bir, gıda iki gibi bir denklemle karşı karşıyayız. Çünkü birbirini de tetikleyen, hatta birçok sektörün ana girdi maliyeti enerji olduğu için ya da hepimizin hayatının en önemli gider kalemi enerji olduğu için enerjideki o zıplayış önümüzdeki süreçteki enflasyona ilişkin moralimizi bozdu. Yani demek ki devamı gelecek gibi hissettirdi. Ama gıda ve tarım hattında yani İzmir toplantısına katıldı. Bizim İzmir'deki arkadaşlarımız tabii sizlerin üretim devrimi kurultayları başta olmak üzere işte haftalardır yayınımıza bağlanan çiftçiler çok net olarak taleplerini dile getiriyorlar burada. Aslında istedikleri de aman aman çok bence içinde bulunduğumuz konjonktürde abartılı şeyler değil. Bir destek isteniyor, iki borç ertelemesi ya da gerekiyorsa silinmesi gibi bir takım çalışmaları ya da sıfır faizli erteleme gibi bir takım talepler var. Anladığımız şu, Tarım Bakanlığı'nda böyle bir çalışma yok Hakan Topkurulu. Şimdi Sayın Karadut, ben de o Tarım Bakanı'nın konuşmasını biraz hayret... Aylık çarşamba mıydı? Verdi galiba. Evet, hayretle izledim. Çünkü... Bir de 6 aydır konuşmuyordu. İlk konuştuğum cümlede bu olunca... İşte çiftçilerin yani gelirinin yükseldiğinin söylenmesi, intiharların biraz böyle tedrici olaylar olduğu... olabilir yani, tedrici olabilir ama... İntihar varsa bir sorun vardır. Doğru.
Bakın o Ardahan'dan bizi arayan arkadaşımız şunu dedi. Ardahan'da 800 çiftçi var dedi, tarım krediye kayıtlı. 500'ünün hakkında icra takibi var dedi. Şimdi bu çok ciddi bir oran. Şimdi şöyle bakarsanız olaya farklıdır. Antalya Gazipaşa'da tropik meyve üreticileri var. Tropik meyve üreticileri işte ejder meyvesidir falan, feşmekan. Avokado falan. Herhalde. Avokado falan. Bolsun. Katma değeri yüksek meyve üretiyor, satıyor. Onun geliri fena olmayabilir. Veya pamukçular mesela bu sene iyi kazandılar. Neden? Çünkü tekstil değil mi? Tekstil, hayır, bir de dünya ham madde fiyatları çok ciddi yükseldiği için şeyde pamukçularda da getiri pamuk şeyinin hasatının olduğu dönemde fiyat artışı olduğu için pamukçular da bildiğim kadarıyla, çok böyle bilmiyorum tek tek ama şimdi tek tek ürünlerde iyi kazanılmış olabilir Sayın Karadut, ama siz çiftçi de ona bakamazsınız. Siz çiftçi de bir kere daha toplumsal bakmak zorundasınız. Tahılın nasıl gittiğini bilmek zorundasınız. Şeyin nasıl gittiğini, hayvancılığın nasıl gittiğini bilmek zorundasınız. Mercimek, nohuttur falan, yani bu tür ürünlerde. Çünkü tek tek baktığınızda ya bir oranlar söyledi işte efendim %40 o borçluluk varmış da işte %80 gelir varmış da dolayısıyla o onu örtmüş falan, bunlar doğru şeyler değil. Bakın ben bugün pazara çıktım. Patlıcan 30-35 lira aralığında, ki bizim en harcı alem sebzelerimizdendir patlıcan. Salatalık 30 küsür lira, 30 liralar arasında. Patates birkaç, 1-2 hafta önce gayet makul fiyatlarda olan patates ciddi fiyatı artmış. Şimdi bu söylediğim, salatalıkla şey niye arttı? Patlıcan niye arttı? İşte don vardı 1-2 hafta önce. Zaten mevsim sebzeleri değil bunlar ama yine de fiyatlarının bu kadar patlaması daha önce görünmüyordu. Bu kadar ya katlanarak fiyatları artıyor bunların. Salatalık 2-3 hafta önce 10-12 lira aralığındaydı. Bu hafta 30 lira. Bu şey çok fahiş artışlı. Ha, tamam. Sizin dediğinizden önemli riski geçen hafta gördük. Yani ben uzun yıllardır piyasaya çıktığımda istediğim ürünü bulamama gibi bir durumla karşılaşmadım. Domates yoktu geçen hafta sonu. Marketler dahil. Var, domatesde de çok ciddi fiyat artışı var. Artış var ama paranız tabii, olsa bile yok. Domates yok tabii, yani. Şimdi kalmamış. Bakın bu hani yok siz olayı var ya. Siz buna çok dikkat çektiniz ya. O tehlike hala geçmiş değil ve Cumhurbaşkanı tarıma yapılacak şeye 2 nokta küsür milyar lira daha ilave edileceğini ve toplam 29 milyar lira destek olunacağını şey tarıma söyledi. Ama bakın sahadan gelen hala şu bilgi yok. Biz karar verdik, biz gübremizi atıyoruz. O tamam, hayır, daha böyle bir karar gelmedi ve tehlikeli. Bakın ben rejiden rica edelim. Bu tahıl fiyat, tahıl ithalatı ile ilgili olacak galiba. Bir şey mi, tablo mu vardı? Bizim Alper'in yıllar itibariyle tahıl ithalatı var, bir de makarna ve burun gibi ihracat diye yazmışım. Bakın. Yıllar itibariyle tahıl ithalatı tablomuş. TÜİK'ten değil mi bunlar? Tabii efendim. TÜİK rakamları sanıyorum. Tabii. TÜİK rakamları. Şimdi belirtelim bakın, de değerli seyircilerimiz var. Benim bütün tablolarım TÜİK ya da kamu şeyi. Evet. Şimdi bakın şu tabloya bakarsak zaten tablodan bile belli olur. Dikkat edin, 2 milyar dolar mertebesinde Türkiye'nin tahıl ithalatı. Bakın 3,5-3,200 geçen yıl 4 milyar dolara ulaşmış. 4 milyar dolar tahıl, 20 milyon ton bizim ortalama şeyimiz, 17 milyon tona düştü tahıl geçen sene. Sadece Mart ayı kurak geçti. Bakın sadece geçen sene Mart ayında bizim ithal etmek zorunda olduğumuz tahıl, bu da onun grafiği daha şey görünsün diye. Bir de hep denir biz bunun karşılığında ithal ediyoruz ama makarna ve bunun gibi ya, ihraç ediyoruz uçtu diye. Şimdi bakın makarnanın şeyinde pek bir hareketlilik yok gördüğünüz gibi. 2 milyar dolarlar mertebesinde 2021 rakamlarında şey olarak gidiyor.
Yani dolayısıyla bu 4 milyar dolarlık artış bizim kendi iç ihtiyacımız için alınmış olan buğday. Yani söylemek istediğim bu tarım konusunda Tarım Bakanı yani neden bu kadar ya aldıkları önlemler var biz bilmiyoruz. Ama bu iş çok ciddi bir yerde. Yine çiftçiden gelen şeyler maalesef bildiğiniz gibi bu yok başka bir şey. Fiyat artışı başka bir şey. 30 lira salatalık 2 kilo almazsın da 2 tek alırsın nefsini köreltirsin. Ya da şuna alışırdır. Falan mesela falan karpuz gider. Mayıs'ta çok yüksektir. Haziran'da şak diye. Kendi, daha düşer. Hani şimdi o ona dair bir iz yok yani. Tabii. Bu salatalıkta ya da mevsiminde tabii çıkması muhtemel ürünler için. Şimdi garip de bir girdap var ama. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyondaki programlarını siz de takip ediyorsunuzdur. 5 tane marketle başladı süreç. Şimdi özel bankalar geçtiğimiz hafta meseleyi gündeme getirdik. Pek tarım, tarıma bağlı gıda yani bu hatta ilişkin bir öz eleştiri hala o alanda görmüyoruz. Henüz gelmiyor. Eğer Tarım Bakanı'nın işte bizim ulusal kanal muhabir arkadaşımızın sorusuna verdiği yanıt gibi bakanlar kurulu ya da genele hakimse burada bir problem var. Ha şeyi de bilmiyorum, bir kabine değişikliği de muhtemel gibi gözüküyor. Sayın Bekir Bozdağ'ın tekrar göreve gelmesiyle birkaç bakan daha olabilir gibi bir mesaj verdiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ediyor. Bilmiyorum o hatta tarım var mıdır ya da yok mudur. Ama şu an için genelde gözlemleyen bir 5 market çıktı. Üretim hattına ilişkin bir eleştiri değildi. Marketlerin fiyatları speküle ettiği ya da stokla fiyatları yüksek tuttu. Sadece eleştiri orada kaldı. Üretim hattına ilişkin bir öz eleştiriyi ısrarlı bir şekilde görmüyoruz. Ne Sayın Bakan'da ne Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Bilmiyorum daha zamanım var ya da dediğiniz gibi bir başka önlem vardı. Bizim mi haberimiz yok. İşte bu arada yine Sudan'da kiralanan araziler gibi böyle bir takım haberler geliyor garip bir şekilde. Yani her şeyden önce bir Sayın Doğu Perinçek'in katıldığı üretim kurultayında çiftçiler örnek vermişti. Yani çok kaç dekarda hatırlamıyorum ama ya 110 bin lira daha Kasım mıydı Ekim ayında mı yaptığı üretim için elektrik parası ödediğini ifade ediyordu. Şimdi aynı üretici belli ki bugün 250 bin lira ödüyor. Yani yükselen elektrik. Ya bunun karşılanamayacağı, bunun sürdürülemez olabildiği çok basit bir matematikle bile ortada. Bilmiyorum yorumunuz ne? Yani şimdi böyle bakın, bir durum Sayın var. Karadut, bu hafta ben Aydınlık Gazetesi'ne bir demeç verdim çarşamba günü. Şimdi bakın, bankalar kar açıkladılar. 92 milyar lira kar açıkladı bankalar. Bu yılki karları. 2021 yılı karları. Bu karın 70 milyar lirası özel bankalara ait. Doğru. %90 kar artışı yapmış 2021 yılında özel bankalar. Enflasyonla paralel bir şeyler düşünseniz bile enflasyonun fersah fersah üstünde bir kar yaratmışlar. Pandemi sürecinde olduğumuz halde. Yani işletmeler kapalı bilmem ne falan. Ya ama para sirkülasyonu devletin desteği piyasalara devam ettiği için bunların... banka sektörünün kar yazmış olması. Bir parantez içi açmak lazım. Evet. Kemal Derviş 2000 krizini çözmek için geldiğinde sadece el attığı sektör bankacılık sektörüydü. Bu onun getirdiği politikasının da sonucudur. Yani o dönem Faik Öztraklar, Selin Sayek Bökeler vesaire onlar kurmay kadrodaydı. Kemal Derviş göreve geldiğinde biz bankacılık sektörünü ele alacağız dedi. İşte 15 günde 15 madde dedi. Ve onun nihayetinde üretim sektörü sadece kredilerle beslendi, bir balon oluşturuldu ama duvara tosladığında bankacılık kar etti. Bankacılık rasyonlarında problem yok ama üretim maalesef çok büyük problemdi. İşte aynı şey şimdi ve bakın dikkat edin, banka karları özel banka karları. Kamu bankalarında çok ciddi bir kar var orada da ama neden? Çünkü kamu bankaları ekonomiyi finanse ettikleri için belli ölçüde görev zararı da yazdılar. Şimdi benim önerim şuydu, Vatan Partisi'nin önerisi de o, Sayın Perinçek'in önerisi de o. Bu özel banka karlarının tarımın finansmanına özellikle bu sene
tarımın finansmanı için kurumlar vergisinde bir şey yaparak, düzenleme yaparak geçici bir seneye mahsus olmak üzere bu gelirlerin... Yılda bir kez... Hayır, bu bir defa yani. Bir defa. Sürekli değil. Sürekli bu yıla, değil. Çünkü bu yılın farklı bir şeyi var. Eğer biz tarıma finansman, Tarım Bakanı sorun yok diyor ama gübre atmıyorum çok diyor. Çok büyük sorun var. Bunu gübre atmıyorum diyor. Tarım ilacı, tohum, ne dikeceğime daha karar vermedim diyor. Yani bir sürü alt başlık var. Üreticileri konuştuk, konuşturduk burada. Doğru. Kaç defadır. Hepsinin söyledikleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bize inanmıyorsanız üretici var dedik. Yani, kendi yaşadığını. Ya adam intihar etti. Şeyden intihar etti. Bankalardan gelen ki o son örneğiydi. Taktiklerinden yani, falan. Çalışırken traktörüne haciz konulanın haberini çok yaptık. Çok uç nokta falan, falan ama, gibi bir sürü. Limon ağaçlarının sökülmesi olayı. Yani. Bunlar yan yana koyduğunuzda hepsini çok ciddi başka bir şey çıkıyor ortaya. Umarım yanılıyoruz. Bakın umarım yanılıyorumdur. Çünkü ben de... Yok, Vatan Partisi'ni bu tip tespitlerde yanılmıyor. Bunu ortaya koyalım. Evet, konjonktür okuması, dış politika, için, iç politika. Onun için kaynak maynak derdi yok. Bu elde edilen kar 5 milyar dolar civarındadır. Tarımın da bütün gübresi, yakıtı, bilmem nesi hepsi 3-5 milyar dolar aralığında bir şeyi var. Toplam harcaması var, masrafı var. Bu finanse edilmek zorunda. Siz 15 milyon tona düşürürseniz bu yıl sonunda 2022 yılı buğday şeyini, hasat toplamını, siz bu nasıl şey yapacağınıza bakın. Bakın bu hafta içinde alınan önlemler. Rusya amonyum nitrat gübre ihracatını 2 aylığına yasaklamış. Neden? Neden 2 ay? Bakın azot gübresi bu. 2 ay. Neden 2 ay? Çünkü atış şeyde Şubat ve Mart'ta gübre atılacak toprağa da onun için. Önce Nisan'da satsan zaten alacağı doğru dürüst bulamazsın. Onun için 2 aylığına şey yapıyor, yasaklıyor. Ama Rusya amonyum nitratı gübre ihracatını yasaklamış. Ki doğalgazı var. Bakın azot gübresinin ağırlıklı ham maddesi şeydir. Doğalgazdır. Ama ham madde derken içine doğalgaz koyuyorlar da gübre oluyor değil. Azotlu gübre havadan elde edilen gübredir. Dolayısıyla onu ısıtıyorlar falan. Tam teknolojisini bilmiyorum ama bakın Rusya kendi elinde o kadar güçlü şeyi, kendi ham maddesi kendinde olduğu halde satmıyor. Amonyum nitratı kendine saklatıyor. Kendinde şeyi tutuyor, gübreyi. Ya 3 ay 6 ay sonra bu buğdaya da olursa, dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biliyorsunuz Rusya. 3-5 tane ülke var zaten büyük boyutlu ihracatçı dünyada. Bunlar derse biz vallahi bilemiyoruz, bir sene sonra kuraklık olacak bilmem ne. Şimdi bakın kar yağdı öyle böyle ama bu hava da soğuk, çok soğuk gidiyor. Bu soğuk gitmesi kuraklık belirtisi de. Mesela Mart ayında geçen yıl, bakın burada gösterdiğim olay benim o buğdayla ilgili sadece Mart ayındaki bir kuraklık. Örnek, bir aydan. Ama o kadar önemliymiş ki o Mart ayında yağan yağmur. Ya bu sene de yağmazsa? O temel zaten şeyi anlatalım. Kar yağışı çok güzeldir. Yeraltı sularını besler. Doğru besler. Ama çiftçi yağmur bekler. Yağmur beklermiş. Diyor. Neden? Çünkü yeraltı suları daha uzun vadeli olarak kullanılan şeyler. Ama direkt satı yağmuruna özellikle Mart ayında ona bir şeyler de diyorlar. Böyle yani tam filizlenme aşamasında falan ihtiyaç olan bir yağmur. Eğer olmazsa yine bir de gübreleme olmayacak üstüne. Yani düşünün bunun üst üstüne, alt altına. Buna bakın ne dersek diyelim Sayın Karadut. Sen devletsin, sen bu işin başındasın. Sen bu işin riski atamazsın. Ya söyleyeceksin, konuşacaksın, bunu adam gibi anlatacaksın. Her Türkiye'nin her yerinden üretici, nereye açsanız dertli çıkıyor üretici. Şimdi bu kadar üretici dertli, valla açıp bir daha soracağım ya, size gübre verdiler de benim haberim mi yok diye sorasım geliyor insanlara yani. Ama eminim, biliyorum onlardan da öyle bir destek yok. Şimdi bir iki şey, bu şeyle ilgili, ben enflasyonla buyurun, ilgili... Buyurun lütfen devam edelim. İki tane rejiden rica edelim, şeyimiz var, grafiğimiz var, üfe ve tüfe ile ilgili.
Şimdi bugün enflasyon rakamı açıklandı. %50'ye geldi. Tüfemiz, manşet enflasyon dediğimiz rakam %48. Ondan sonra üfemizde 100'ü yakalamak üzere. Yani bir tanesi %50'yi tüfe geçti, geçecek. Üfede %100'ü yakalamak üzere. Yalnız bir farklılık var bu ay. Bakın ben özellikle bunları bir yan yana istedim. Dikkat ederseniz üfede de tüfede de bunlar aylık artışlar. Yani şimdi bugün açıklanan %48 enflasyon bir yıl önceki Şubat ayında hesaplanan fiyatlarla bu ay Şubat ayı arasındaki farktır. Bunlar ise Ocak'taki fiyatlarla Aralık'taki fiyatlarla Ocak'taki fiyatların birbiriyle kıyaslamasıdır. Şimdi bakın burada benim söylemek istediğim şu. Daha önce %19 artmışken Kasım'dan Aralık'a üfe üretici fiyatları Aralık'tan Ocak'a %10.9 gerilemiş. Artmış. %9 artışta gerileme artış hızı. Var. Artış hızında düşmüş. Aynı şey enflasyonda bakın. Aylık Kasım'la Aralık 3.51 iken, 13.58 iken Aralık Ocak ayında bu 13.58'den 11.1'e inmiş. Bu şimdi olumlu bir şey. Tedrici bir şey olabilir mi? Çok tedriciye benzemiyor. Çünkü ana rakamlar girdi sisteme. Nedir? Enerji fiyatları Ocak başında girdi. Ücret zamları Ocak başında, Ocak sonunda, yani maliyetlere katılmaya başlandı bunlar. Şimdi bunlarla beraber enflasyon rakamlarında, aylık fiyat artışlarında hafif gerileme başladıysa bu olumludur. Çünkü esas arkadan iten kur artışı şu anda yok. 13.55'de 13.60, 13.70 bilemediniz 14 oraları karşılaştırır. İthalatla ilintili artışımız yok. Ama şimdi buna bağlı olarak peki bu tehlike geçti mi? Yani bizim Türkiye'nin iç dinamiklerinde enflasyonu esas tetikleyen kur artışı, bakın bunda ben saymıyorum. Enerji fiyatlarındaki artış, dünya ham madde fiyatlarındaki artış, bu yok farz ediyorum. Türkiye'de enflasyonu esas olarak tetikleyen kur şeyinde. Peki orada sağlam durumda mıyız? İhracatımız hakikaten dendiği gibi rekorlar kırıyor ama başka bir şeyler var mı arada? İşte ona iyi bakmak lazım. Orada hep ben hatırlarsanız bir tehlike var diyordum. Bu işi ihracata çok yıkmayalım. İhracat her zaman risk içerir. Yani bugün kar ettiğinizi ve para kazandığınızı düşünürsünüz. Ama bu dediğiniz gibi çıkmayabilir dedim. Şimdi bakın. Hangisini gösterelim ki şimdi? Özür dilerim. Gösterelim. Bu bir büyük tablo var. İhracat, ithalat diye. Rejiden onu rica edeyim. Şimdi bakın bu Türkiye'nin dış ticaret tablosu. Yani nedir bu dış ticaret tablosundan kastettiğim? En başta ihracat rakamları 2013'ten 2021'e kadar. Arkasından ithalat rakamları 2021'e kadar. Ve aradaki şeyler, farklar. Şimdi bakın, şeyden itibaren, 2013'ten itibaren, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer iktidara gelirlerse ekonomiyi teslim edeceği, Ali Babacan'ın bıraktığı Türkiye'de yıllık dış ticaret açığına bakın. 100 milyar dolar. İşte Türkiye'nin dış borcu. Buralardan geliyor. Ve kitleri mitleri sattılar. Ancak bu kadar halledebildiler bakın. Ali Babacan bırakıyor 99 milyar, 84 milyar bakın. Ondan sonra yavaş yavaş dış ticaret açığında
kapanma var. Millileşiyor çünkü Türkiye. Yani milli perspektiften baktığınızda olayı son derece net olarak hallediyorsunuz. Neyse. Geliyorsunuz, bu 29 milyar açığı saymayalım, bu 2018 krizinin etkisi dolayısıyla olan kapanmadır. Çünkü ithalat yapamadığı için Türkiye o dönem kapandı. En son 2021 yılı dış ticaret açığımız 12 ay 46 milyar dolar. Çok güzel. Bak, buraya kadar her şey gayet iyi. Ama biz sürekli ne vurgusu yaptık ya arkadaş, bak bu işi şeye getirme sen. Tehlikedir. İhracatta her zaman risk vardır. Yurt dışı yurt dışı bağlantılısın. Sen şey yaptığın kadar ithalatını arttırıyorsun. Çünkü senin önce yapman gereken, hadi planlı ekonomiyi attık bir kenara koyduk da, şu lafını ettiğin ithal ikamesi programını bir an önce gerçekleştir. Yapamayacaksın. Özel sektöre veriyorsun. Olmayacak. Özel sektörle bu iş gitmez. Bak kendini. Ve en son şeyi rica edeyim ben rejiden. Ocak aylarıyla ilgili o tablonun adı neydi? Ocak dış ticaret açığı. Ve bir grafik. Evet, sevgili Alp hızlıca getiriyor onu. Ya şimdi bakın. Ocak dış ticaret açığına ilişkin. Tekrar 46 mı neydi bizim bir yıl 12 ayda verdiğimiz dış ticaret açığı? Bunda turizm yok, özellikle belirtiyorum. 46 milyar dolardı. Peki Ocak ayı dış ticaret açığımız ne kadar oldu? 12 ayda 46 milyar dolardı. Bir ayda 10,5 milyar dolar yaptı dış ticaret açığını. Yani bir yılın dış ticaret açığının dörtte birini bir ayda hallettik. Şimdi peki Ocak ayları genelde nasıl gidiyor? Bakın Ocak ayları 2018'deki şey haricinde söyleyiverin, o kriz yılı haricinde Ocak ayları yaklaşık 6-7 milyar dolar mertebesinde, hatta son yıllarda bu 2-3 milyar dolar civarlarına kadar Ocak ayı dış ticaret açığı düşmüş. Şimdi bu bir takım tehlikeleri beraberinde getiriyor Sayın Karadut. Yani siz çok güzel ihracata şey yapıyorsunuz, yükleniyorsunuz, ihracatla gidiyorsunuz. Şimdi bu veriyi başka bir veriyle okuyacağım. O daha böyle sevimsiz bir şey. İmalat sanayi PMI endeksi 8 aydan sonra ilk defa bu ay düşmüş. Bir ay önce 52'ymiş, bu ay 50'ye düşmüş. Şimdi bu ne demek? İmalat sanayi PMI endeksi ne anlam ifade ediyor? PMI endeksi Purchasing Manager Index. Satın alma müdürlerine gidip soruyorlar. Arkadaş sen sipariş var mı, veriyor musun? Mal, ham madde, ara mamul madde, enerji satın alıyormuşsun. Çünkü onların görevleri nedir satın alma müdürlerinin şirketlerde? Şirketin üreteceği malla ilgili sipariş gelir, proje plan yapılır. Derler ki satın alma müdürüne, bana şu zamanda şu lazım, şu zamanda şu lazım. O da gider bunların siparişini verir, satın alır ve çark döner. Böyle bir şey uydurulmuş, üretilmiş bir endeks, istatistiki bir endeks. PMI düşmeye başlamış imalat sanayinin. Yani satın alma müdürlerinin demişler ki ya bir kısmı bizde düşüş başladı. Şimdi bu bir uyarıdır. Bu başka bir uyarıdır. Bu uyarı ne için? Bakın baştan beri söylüyorum ben bu. Her şey iyi, hoş, yatırım, üretim, istihdam, bunlar dört dörtlük. Evet, rotayı değiştirdi Türkiye. Evet, biz şey yapıyoruz, ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Hepsinde hemfikirim. Tarım bir, ihracat iki. Yanlış yapıyoruz. Bakın, sinyal vermeye başladı. Siz ihracatı arttırayım diyorsunuz. Bunu enerji fiyatları diyorlar. Ne fark eder enerji fiyatı? Enerji fiyatı. Sen sonuçta dışa bağımlısın.
senin ona göre programlaman lazım. Ne yapacaksan, nereye doğru şeyi yöneteceksen, Katar'ı nereye yönlendireceksen, değil mi? Enerji fiyatlarının bu hale geleceği ben kaç ay önce söylemiştim Sayın Karadut ya. Tabii. Ekim ayı mıydı? Öyle hangi aydı? Değil, olağanüstü bir artış. Olağanüstü artış diye. Olacağı belliydi de ya bunu belliydi. Ben kendim bir yerlerden böyle gizli saklı öğrenmiş değilim. Bu geliyordu şey olarak. Ekonomi öyle bir dil değil zaten gizli saklı öğrendiğim bir şey. Gizli saklı bir şey yok. Matematik ortaya koyuyor. Kaç aydan beri sen iyi enerjinin bu hale geleceği diyorduk biz tabii. Bakın Aralık ayından sonra diyorduk enerji zamlanacak. Çünkü Aralık ayına kadar bizde şey var. Fiyatlar fix doğalgazda. Sebebi o kontratlar var. O kontratlar bitiyor. Aralıktan sonra sen tutamayacaksın fiyatları. Evet. Dünya fiyatlarına gideceksin. İşte bunlar başımıza işte aldılar. Yani bunları bile bile lades. Bakın bile bile bu lades. Görmüyor musunuz be birader bunları? Yani ya ya vallahi görmüyor biraderler. Gerçekten öyle doğru dediniz. Evet. Hani o hakikaten görmüyor birader. Yani evet. Şunu anlamak gerçekten çok zorlanıyorum. Şimdi enerji boyutunu güzel anlattınız. Enerjiye ilişkin ilk gelişme daha bir ay dayanamadı. Evet. Yeni tarifeye. Tarife değişikliğiyle bir model aranıyor şimdi bu aya. Başarılı olacağı kanısında değilim ama işte burada çözüm geçen nerede yapmıştık o istatistiği? 21 ayrı bölgede özelleştirilen ve tekel olan elektrik firmalarına mahkum haldesin. Evet. Ve bunlar yatırım yapmıyor. Mevcutta senin devletinin tamamını organize ettiği sistemleri kullanıyor. Üzerine tek yaptığı kaçağı da önlemiyor. Bilmem neyi de çözmüyor. Onun yükünü de sana bindiriyor. Artı üstüne bindirdiği karlarla karına kar katan ama o arada çiftçin ölmüş, esnafın ölmüş, sanayicin can çekişiyor, vatandaşın kara kara bu kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Gelen tek önlem kilowatt saat yükseltmek suretiyle ki o da yine anlaşılıyor ki işte beyaz eşyaya bir kettle, bir fön makinesi kullansam zaten 210'u evet, deviriyor. Evet. Öyle yani hesap kitap yaptığınızda öyle planlama oraya çıkıyor yani. Dolayısıyla çözümün hala buralarda görülüyor oluşu ki buna yönelik çözümünüz çok net. Kamulaştırma ve millileştirme Vatan Partisi'nin. İkincisi dışa bağımlıysan dışa bağlı olduğun hatta da bir dış politik eksende sıkıntı. İşte Ukrayna meselesi yani nihayetinde Rusya'ya enerji konusunda bağımlısın. Ya da işte bölgede İran ya da Azerbaycan'la olan dengelerinde bütün bunlar birer tez. Nasıl batıya kafa tutunca sana ekonomik olarak oynuyorsa hani bu hatta da aynı riski yaşama ihtimalimiz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz ya da buralara nasıl bakılmalı? Hazır enerjiden bahis açılmışken bunları da soralım. Tabii yani şimdi bakın ben şeyi öneriyorum. İran'la mal takası ile enerji al. Adam zaten bekliyor bunu. Bekliyor. Biz tabii. Geçen gün de konuştuk sanıyorum bunu. Mal takası ile enerji al. Sen, söyleyelim tek tek ne gönderebiliriz, ne kadar alabiliriz? Bakın İran bizim verdiğimiz aşağı yukarı her türlü mamulü alır. Çünkü ben hatırlıyorum İran bizden, ya ben çalıştığım sürede çok çeşitli mal talep ediyordu. Talep ettiği mal yelpazesi çok geniştir. İran'da çok geniş bir pazar sonuçta. Çok ciddi bir nüfusu var. Bugün de bizim nüfus sayımı açıklandı. Evet. 84 milyon. Ben İran'ın bizden daha 100 milyona yaklaşmıştır İran nüfusu. Onların nüfus artış oranları falan bizden yüksek. Ama sonuçta bakın enerji meselesini kamulaştırmak zorundayız. Zaten böyle giderse otomatik. Çünkü elektrik faturasının ödenmeme riski gelecek. Tabii. Sanayi de kaldıramayacak. Bakın göreceksiniz. Bir iki ay içinde sanayide de fiyatlar tutmamaya başlayacak. Zaten evlerde insanlar ödeyemiyor. Ne yapacaksınız? Bu sefer evleri mi haciz edeceksiniz? Traktörleri haciz ettiniz. Sanayide tek gündem siz de takip ediyorsunuzdur. Enerji maliyetimizi nasıl düşürürüz? Tabii. Tabii. Bunun için yeni yazılımlar, işte mesela bir enerjiye de üretim hattında buhar diyelim ki daha fazla açığa çıkıyor. O buhardan tekrar enerjiye dönüştürme, işte gez sistemleri, işte yenilenebilir neyse aklınıza gelen o hat. Tamamen gündem 2022 itibariyle bu başka bir şey konuşmuyor kimse. Tabii çünkü bakın şeyin
sanayinin üç tane temel girdisi vardır. Bunlardan bir tanesi işçiliktir, bir tanesi ham maddedir, bir tanesi enerjidir. Ve bunların payları sektörden sektöre değişmekle birlikte %30'ardır bu üçünün şeyi, bir genel ortalama anlamında payları. Enerji çok ciddi bir şey tutar. Ve eğer ihracatta bilmem nerede, bakın PMI verilerini söyledim size, imalat sanayi PMI'ında tık var, bir durgunluk şeyi var. Ha, artı tabii batıda bir yerlere doğru gidiyor. Bakın dün Lagarde konuştu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Faiz artışını acaba mı demeye başladı ki Avrupa Merkez Bankası, biz 2023'e kadar faiz arttırmayız diyordu. Dün Lagarde acaba mı, mı arttırsak mı acaba demeye başladı. Bu demektir ki 1-2 ay içinde, çünkü Euro bölgesi enflasyonu 5.1 geldi. Bakın o bize çok düşük gibi görünebilir ama Avrupa için çok ciddi rakamlar bunlar. Adamlar 3'e 4'e 3 civarına çıkartmaya yırtınıyorlardı. Bundan 7-8 ay öncesine kadar, bakın çok değil, 7-8 ay öncesine kadar. Şu anda 5.1 ve öngörülebilir şeyde, mesafede, zamanda düşme ihtimalini öngörmüyorlar enflasyonda. Hala yukarıya doğru tırmanacağını düşünüyorlar. Bunlar para sıkılaştırmasına girecekler. Amerika'nın borcu açıklandı. 30 trilyon dolar. Bakın geçtiğimiz Aralık ayında, Ekim ayında özür dilerim, Ekim ayında dediler ki, Hazine Bakanı demişti ki 28 milyar doları şey yapamazsanız, serbest bırakın, 28 milyar dolara kadar limit vermiş, şeye, borçlanma limiti vermiş Senato Temsilciler Meclisi Maliye Bakanlığı için, ama yetmiyor diyor ve aralığa diyor bize izin vermeniz lazım diyordu, 28 trilyon dolar. Daha geçti Aralık, geçti Aralık, Ocak, daha Şubat ayı, 2 ayda 2 trilyon dolar daha borçlanmışlar. Bakın 2 trilyon daha borçlanmışlar. Bunlar muhtemel ya bu ay ya da önümüzdeki ay şeyi bitirecekler. Tapering dedikleri para basma sürecini sonlandıracaklar. Faiz arttırmaya başlayacaklar. Siz dünya çok ciddi bir şekilde açmaz noktasına gidiyor. Bakın tekrar ediyorum tehlikeyi. Bundan 2 ay öncesine kadar, 3 ay önce Kasım ayında dediler ki eğer siz 28 trilyon dolar da borç limitini tutarsanız, bize izin vermezseniz 28 trilyonu aşmayı, dedi, durdurmak zorunda kalırız ekonomiyi, maaşları ödeyemeyeceğiz çünkü, dedi Hazine Bakanı Yalın. 2 ay sonra bırakın 28 trilyon doları, şu anda 30 trilyon dolardalar. 2 trilyon daha borç almış hazine. 2 trilyon dolar daha Fed, Amerikan Merkez Bankası ya bu ay ya önümüzdeki ay paraları geriye toplamaya, para yakmaya başlayacaklar. Daha geriye toplamadan tam şey anlaşılmaz. Para yakacaklar. Ne? Para yakma şu anlamda. Adamın paraya ihtiyacı var zaten. Vermek için maaş verecek. Hazine öyle diyor. Merkez Bankası da diyor ki enflasyon diyor benim canımı okumak üzere. Ben diyor paraları toplayıp yakacağım. Yani şunu söylemiyor. Ben paraları bir toplayayım da sana tekrar vereyim demiyor. Dikkat edin bakın. O yakmaktan kastım o. Parayı azaltacağım yani diyor. Toplayıp yakacağım. Toplayıp yakacağım diyor. Şimdi bakın öyle bir kıskaç var ve Amerika maalesef bizim bu ihracat rekorlarımız içinde ilk üçe yerleşti. Almanya bir, yanlış hatırlamıyorsam İngiltere veya Amerika iki veya üç. Amerika bu kadar bizden mal almıyordu. Neden? Şimdi Çin'le ticaretlerini kestiler ya. Evet. Tedariği bize doğru yönlendirdi Amerika. Ya Amerika bundan iki ay sonra ki olacağı, bakın PMI'lardan gelen o, bakın. PMI'larda gelen o. Bizim de dış ticaret açığımız şurada. Yani açık ve net. Allah selamet versin, doğruya
lütfen bir an önce çok basit. Bakın çözümleri çok basit. Devlet Planlama Teşkilatı yeniden kurulacak. Planlama yapılacak. O planlamayla beraber özel sektör yaptı yok. Hadi lütfen Allah'ını seversen gel şu yatırımları yap yok. Devlet vuracak kazmayı. En doğru yerlere vuracak. Doğuya, Güneydoğu'ya çok ciddi yatırımlar yapılacak. Tarım. Bir iki ayımız var. Şubat, Mart, Nisan. Bildiğim kadarıyla. Yeni ekim ve gübreleme mevsimi. Verimi yardım, geçirirsek ne ala? Yardım etmek zorundasın. 15 milyon tona düşürdün mü sen buğdayı? Bitti. Ondan sonra biz ekmek kavgası dediğimiz şeyi bildi yaşarız. Ekmek kavgasını yaşarız. O karneye döndürürsünüz Türkiye'yi. Ama bu Türkiye'de sizi iktidarda tutmaz. Bunun hesabını sorar. Sorar. 2023 geliyor. Şimdi zaten sistemi kuranın planlarında hep bunlar vardı Hakan Topkurlu büyük fotoğrafta. Amerika emperyalist korosu ve işte Biden'ın sizi ekonomik olarak mahvederim çıkışları, muhalefeti destekliyorum çıkışlarının hep temelinde yıllar boyunca biz bunları bu hale getirelim. Sesleri, solukları çıkamaz hale gelsinler. Zaten hepsi de bunların birer Atatürk çıkmaz. Bu işleri kotaramaz. Biz de işimize bakarız dediler ve geldi iş galiba o duvara tosladı. Ya o devletçi halkçı politikayı uygulayacağım. Neden? Çünkü devletçi halkçı politik boğazına basıyor işte. Ya yapacak bir şeyin yok yani. Yani şimdi birisi senin boğazına veriyorsa yumruk atmayı sevmiyorsan o gün seveceksin. Yani boğazını sıkıyor yapacak bir şeyin yok yani. Bu biraz hani sevsen de sevmesen de yapman gereken politik çözümler. Dolayısıyla biraz tarım ve sizin bu özellikle gıda güvenliği meselesindeki özel vurgunuzun anlaşılmayışı bu hafta bayağı bir önemli gündemdi. Buradan sanıyorum bir kez daha açık ve net bir şekilde uyaralım. Yani bilmiyorum kabinenin bütün bu anlattığınız rakamlardan, bizim ifade etmeye çalıştığımız üreticiden şeyi var mı yok İnşallah mu? İnşallah üreticiler bana yanlış bilgi veriyordur. Yok öyle olmadığı İnşallah. Açık ve net ortada. Çünkü çok tehlikeli. Çok tehlikeli. İşte bizim muhabir arkadaşlarımız da sahada artık böyle bireysel takiplerle biraz meselenin içeriğini anlatıyor. Yani çok açık bir örnek. Mandalina bizim ince işte pazara gitti Hakan Topkurulu. Daha doğrusu tarladan sofraya izini sürdü. Mandalina işte 16, 17, 18 liralara falan marketteydi. Bütün bu yüke rağmen üretici 3,5 liraya veriyor aracıya. Hadi kilo başına 1 lira aracı koysun, 1 lira da diğer aracıya devretsin. 4,5-5,5. Diğer aracı alsın getirsin. 6,5-7,5 1 lira maliyeti, 1 lira karı. Bakın yine yüksek koyuyoruz yani maliyetleri. Geldi markete. 16 lira 17 liraya. Ya akıl alacak gibi değil. Yani buradaki bu problemi görüp çözmemek bilemiyorum yani nasıl bir akıl tutulmasıdır. Gerçekten bunu çok anlamakta zorlanıyorum. Yani söylenecek belki çok şey var bunun üzerine ama... Süre var mı bilmiyorum ama söylenecek. Son bir dakika, iki dakika işareti geldi. İki dakika. Yani Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel müdürü değişti. Tarım Kredi Kooperatiflerinin inşallah genel müdürün değişmesinin bir şeyi vardır. Bir anlamı olur. Bir umarım. Anlamı vardır. Yoksa halimiz harap. Galiba Sayın Tarım Bakanı'nın da yani karar tabii kabinenindir ama bu bakış açısıyla sürdüremeyeceği çok açık ve ortada. Verilen destekler 29 milyar lira destek. Ben geçen gün bunu 3 milyar dolar diye hesaplamışım. Düzelttiler beni. 2 milyar dolar. 29. İyi bir destek gibi görünüyor. Ama işte o çiftçi de şunu söylüyor. Gitmiyor, yok vermiyorlar diyor. Verse de ne olacak mesela ki diyor. Mesela pancar zaten... paralarını vermemişler daha. Pancar paraları ödenmiş. Daha neyi konuşuyoruz ki zaten. Ya sen ödesene birader pancar parasını adamın cebine parayı soksana. Sen tutacaksın da parayı ne olacak cebinde? İşte para yaratmak zor bir şey değil ki. Al işte Merkez Bankası'nı bir taklayla kar ettirdin. Öbür taklayla kar hazineye aktardın. Yani para bakın devlet, iktidar olmak başka bir şey. Siz para üretiyorsunuz, para yapıyorsunuz. Millet de eleştiriyor. Erken de parayı avans almış da Merkez Bankası kaç yıldan beri aynı şey yapılıyor. Sen gelsen yapmayacak mısın sanki Allah'ını seversen? İktidarın... Ben gelsem yaparım. Neden yapmayayım?
Orada duracak Nisan ayına kadar Merkez Bankası'nın hesaplarında hazineye devredilecek kar. Ben ona böyle uzaktan bakacağım. Onun yerine şey kullanacağım. İç hazine borçlanması yapacağım. Kullanır. Faiz ödeyeceğim. Kusura yok, bakma şey. Yani. Yok, yok öyle numara. İki önemli gündemim daha vardı ama bugün süremiz yetmedi. Haftaya bırakalım. Balıkçı'da 50 bin liralık faturaya ne dersiniz? 100 binlik otelde bir gece konaklayan muhalefet lideri bu ülkeye çözüm olur mu? Bunlar da ayrı bir denge. Ya, sürem kalmadı. Haftaya bırakalım bunu. Sinirlendiğinizi biliyorum ama bu mimiğiniz bile bence güzel bir yanıt oldu. Çok teşekkürler Hakan Topkur'da. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla teşekkür ediyoruz. Teferruat önemli gündem başlıklarıyla birazdan sizlerle birlikte. Pazartesi günaydın Türkiye'de, Salı ve Cuma Büyüteç'te yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın efendim.